Diagonal TV YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün İhlas Haber Ajansı muhabiri Ozan Koçar'la birlikteyiz. Fenerbahçe'yi ve gündeme bomba gibi düşen transfer Mesut Özil'i konuşacağız. Ozan abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler Ahmet'ciğim. Sağ olasın. Nasılsın abi? Nasıl gidiyor gündem? İyi. Fena değil. Yoğun. İşte senin de dediğin gibi girişte. Mesut Özil'in gelişi, işte diğer transferler, Atilla, işte Osayi'nin gelip gelmeme durumu falan bayağı yoğun gidiyor yani. Bizler de elimizden gelince hem transfer yoğunluğu hem işte maç yoğunluğu, antrenman vesaire derken öyle idare ediyoruz. Senin nasıl gidiyor? İyi abi, bizim de koşturmaca devam. Hemen oradan bir cımbızla aldım o sayıyı. Hemen onunla başlayalım abi. Gelip gelmeme durumu nedir o sayının? Evet, zaten şu an bugün bu sabah itibariyle şöyle bir durum gerçekleşti. Açıkçası şimdi Fenerbahçe o sayıyla sezon sonu için anlaşmıştı. 6 ay bitimine, sözleşmesinin bitimine 6 ay kaldı. Bu süre zarfında da Queens Park Rangers'la temaslara geçti sarı lacivert yetkililer. Burada ufak işte rakamlar konuşuldu. 500 bin euro, 1 milyon euro gibi bir rakam arasındaki rakamlar, konuşulan rakamlar sonucunda anlaşmaya varıldı. Yani o sayı devre arasında Fenerbahçe'ye katılacak. Hatta 1-2 gün içerisinde de bu transferin resmi olarak açıklanıp oyuncunun da İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Hatta biz şimdiden bu havalimanına ne zaman gelecek, hangi gün gelecek çalışmalarında da başladık klasik olarak. Yani şu anda oyuncuyla alakalı öyle bir süreç var. Yani devre arasında takıma katılacak bu transfer sürecinde ve 1-2 gün içerisinde de açıklanır bu transfer. Abi o zaman Osayi'den sonra açıklanan transfer Zalai'ye geçelim. Zalai yani potansiyelli bir futbolcu. Onu direkt 11'e monte etmek için mi aldı Erol Hoca acaba istedi? Yoksa yani nasıl bir tandem düşünüyor acaba Erol Hoca? Ya ben aslında bu olayın başına değineyim, en başına. Sezonun başında çok iyi olur abi. Topuk Kalesi'nde takımı takip ediyorduk. 10-11 gün boyunca beraberdik orada. İşte antrenmanlar vesaireler, çalışmalarda beraber vakit geçirdik mümkün olduğunca. Şöyle söyleyeyim, o dönem takımda bir Zanka vardı. Zanka Fenerbahçe için önemli bir isim olacağını düşündük biz Topuk Kalesi'nde. Çünkü gerek antrenman, gerek oradaki hazırlık maçında gösterdiği performansla Erol Hoca'nın en büyük tercihiydi. Yani kurduğu hep savunma kurgusu Zanka üzerineydi genelde baktığımızda. Ki çok hırslı, çok istekli, farklı bir yapıya sahip bir oyuncuydu. Yani Erol Hoca'nın gelişiyle aslında farklı bir yapıya büründü kendisi. Ama oradaki kamplarda bizim gördüğümüzün tabii, yani Erol Bulut ve teknik ekibi bizden tabii ki de daha çok bilgili bu konularda. Hani neyin eksik olduğunu, neyin daha iyi olduğunu biliyordur. O yüzden onunla devam etmeme kararı aldılar ve kendisi kiralandı. Ama şimdi şu döneme bakarsak aslında hani Lemos Tisserand olmasından ziyade Zanka'nın bu takımda olması çok daha etkili olurdu diyen işte sosyal medyada taraftarlar, çevrede konuştuğumuz insanlar var. Zanka'nın buradan gönderilme sürecinden sonra bu transferler açıkçası biraz daha ağırlık kazandı. İşte Lemos Tisserand listedeydi. Ama gönderilmesiyle daha da hızlandı bu süreç. Tabii baktığımızda da ikisi de büyük umutlarla geldi bu takıma. Hele ki Tisserand işte Wolfsburg'da orada gösterdiği performans bayağı göz doldurucuydu. Ama geldiğinde aynı şeyin yaşadığı problemi yaşadı. Fransız stoper şu anda da aklıma gelmedi. Adil Rami. İlk maçı aynı onun gibi bocalamalarla geçti. Belki biraz daha şans tanısı daha iyi noktaya gelebilir ama Lemos tamamen yani çok yetersiz kaldı Fenerbahçe savunmasına. Özellikle dün de gördük Sivas maçında Tisserand'ın sakatlığından sonra oyuna dahil oldu ve açıkçası ilk o yenilen golleri büyük bir hatası var bana göre. Hani yetersiz bir oyuncu. Tüm bu az önce uzun uzun uzata uzata saydığım şeylerin aslında sonucunda Atilla Sağlay transfere geldi. Atilla da Erol Hoca'nın izlediği, daha önceden beri izlediği bir oyuncuymuş. Yani öğrendiğimiz kadarıyla. Kendisi hani ben sadece Türkiye ile oynanan milli maçta gördüm Atilla'yı. Hani o da tabii ki de yani o maçta da sürekli ona odaklanmadığınız için bilemiyorsunuz şeyini. Tabii Apollo Limassol'da oynayan bir isim. Hani işte Macar, yaşı genç. İşte Kıbrıs'ta ligde oynuyor. Nedir, ne değildir vesaire diye. Aslında soru işareti bir oyuncu. Ama şöyle de bir durum var. Bu oyuncunun direkt alınıp, milli olan bir oyuncunun alınıp 4,5 yıllık bir sözleşme imzalanması aslında bir scouting başarısı diyebiliriz. Çünkü
genelde şöyle olur bu tarz transferler. Hiç bilmediğiniz ligden bilmediğiniz oyuncu uzun süreli bir sözleşme yapıyorsanız bu direkt kiralamaya yönelik bir anlaşma olur aslında. Siz oyuncuyu alırsınız, oynayabileceği bir kulübe kiralarsınız. Ama şu devre arası döneminde bu tarz bir transfer yapıldığı için ben oyuncunun direkt savunmaya monte yani olacağını, direkt stoper olarak ilk 11'de görev yapacağını düşünüyorum. Ama tahminim şöyle olacak ama Tisserand'la ikisi Atilla burada stoper tandem olarak görev yapacak. Ancak benim düşüncem Serdar'la ikisinin çok daha uyumlu olabileceği, ikisi de oyun yönü ya Serdar'ın oyun taktik bilgisi bakımından Atilla'nın bu eksiklerini kapatıp çok daha etkili olacağını düşünüyorum ben açıkçası. O zaman hemen gelenlerin ardından bir de gidebilecek olanları konuşalım abi. Ozan hakkında söylentiler var. Bir transfer teklifi var mı? Yönetim göndermeyi düşünüyor mu? Yani şöyle, Ozan Tufan'a teklif var. Tabii ki bu fiyat sorma vesaire seviyesinde kaldı şu anda. Yani Crystal Palace ismi çıktı. İşte Valencia İspanya'dan çıktı. İşte İtalya'dan Napoli'nin istediğine yönelik şeyler çıktı. Ama bunun hani resmi olarak kulübe gelmiş henüz net bir şey yok. Bunlar daha çok menajer aracılığı veya fiyat sorma şeklinde gitti. Aynı futbol menajerdeki gibi fiyat sor şeklinde gitti. Açıkçası Ozan bu sene yani devre arasında gitmeye niyetli olduğunu ben sanmıyorum. Kendisinin oyun performansı, hali ve hareketleri de bunu gösteriyor. Hani Ozan Tufan'a çok iyi bir teklif olursa, hani kulübün de menfaatlerine uygunsa ve tabii ki de en önemli kısım hani Fenerbahçe'nin Erol Bulut'un oyun planını bozmayacaksa ayrılışı devre arasında ayrılabilir evet. Ama Ozan'ın o mental durumuna bakarsak ben takımda kalıp yani en azından bu sezon sonuna kadar takımda kalıp Fenerbahçe ile hedefi şampiyonluk olduğu için o şampiyonluğu yaşayıp gideceğini düşünüyorum. Hani onun dışında belki de hani kulübün menfaati için çok net bir teklif olur. İşte bir reddedilemeyecek bir teklif olur. Veya bu aldığınız teklifi sezon sonunda alamayacağını düşünüyorsanız belki o şartlar altında gidebilir Ozan Tufan. Yani benim düşüncem bu yönde. Aldığınız bilgilerde tabii. O zaman abi Ozan'dan sonra Perotti'ye hemen geçiyorum. Perotti yani Evet. O çok biraz hareketi yaptık. Ya ama şöyle bir şey var. Herkesin Diego Perotti gibi bu oyuncu takımda görmek ister. İşte oynasın, bir şey yapsın. Keza oynadığı 2-3 maçta da hemen farkını belirtirsin. Yani Fenerbahçe'ye maç kazandırdı, puan kazandırdığı maçlar oldu. Hani bakıyorsun, evet yani ilk adı sana Fenerbahçe'yle yazıldığını diyorsun ki hani top class bir oyuncu, çok büyük bir isim. Yani direkt yani ligi yani alır götürür ligde Fenerbahçe. Öyle bir isim ki oynadığı maçlarda da bunu gördük ama tabii bu tarz bir isimdeki bir oyuncu belki de bu kronik sakatlığı olmasa bir Premier Lig transferi dahi yapabilirdi. Belki de hani orta sıra takım transferi yapabilirdi. Ama işte bu kronik sakatlığından dolayı Fenerbahçe'ye geldi. Tabii burada en büyük etken aslında sportif direktör Emre Belözoğlu'nun. Hani kendisi öyle bir transfer anlaşması ve maaş anlaşması yapmış ki biz de sohbet toplantısında da söyledi bunu. Daha önce Samandıra'da gerçekleştirilen. Maç başı ücret alıyor. Oynamadığı dönem parayı Roma ödüyor. Tabii belli bir sabit ücreti var ama bu da çok ufak bir rakam. Böyle bir anlaşma yapıldı. Tabii o son dönemde son sohbet toplantısında şöyle bir şey gerçekleşmişti. Perotti'nin ameliyat olma durumu çok yüksek. Eğer ameliyat olursa biz de duruma bakacağız demişti. Yani aslında bu şeye geçiyor. Hani belki sözleşmesini feshedebiliriz, gidebilir, ayrılabilir kısmıydı. Ama bu ameliyat öncesinde yani geçtiğimiz günlerde gitti. Tahminim yanlış hatırlamıyorsam Mesut Özil'in geldiği gün tahminen ameliyat olmak için yurt dışına çıkmıştı. Perotti o gün olması lazım. Tam o süreçte bir şey gerçekleşti aslında. Yani Fenerbahçe'nin kafasındaki süreç burada Perotti'de sözleşmesini feshedip vedalaşın ve ayrılsındı ama Perotti'nin cephesinden burada bir şey geldi menajer aracılığıyla. Ben gideyim bütün tedavimi göreyim, bütün ameliyatımı alayım, her neyse her şey tamamlansın. Sözleşmem dondurulsun. İyileştiğimde tekrardan bakalım ve tekrardan devam edelim. Yani takımla devam etmek istiyordu. Fenerbahçe'yle devam etmek istiyorum diye iletti orada. Menajeri vasıtasıyla kulübe. Tabii bu şu anda değerlendiriliyor. Aslında hani
Fenerbahçe için bu sıkıntılı bir süreç değil. Sonuçta sözleşmesi dondurulacak. Herhangi bir ücret ödemesi olmayacak. Kenarda bir oyuncu olacak. Belki de şöyle bir şey olabilir. Bu gördüğü tedavi sonrasında belki de 8-10 maç çıkartacak çok rahat hale gelebilir kendisi. Ve yedek kulübünüzde de atıyorum. Yani ilk 11 olmasa da gelecek sezon için konuşuyorum. Diego Peretto gibi bir ismin olması, oyuna girince oyunu değiştirebilecek bir potansiyelde bir ismin olması önemli. O yüzden Fenerbahçe'nin de bu şartı değerlendireceğini düşünüyorum. Böyle gelen bu yönde haberler var. Bakalım Perotti konusunda da bekleyip göreceğiz. Belki de şu açıkçası Mesut Özil hengamesi işte sözleşme vesaire durumları geçtikten sonra onunla da ilgili net haberler çıkabilir. Aynen. Sen de hemen dedin abi. İzleyenleri daha fazla hemen üzmeden Perotti'yi kapatıp Mesut'a geçiyorum. Mesut abi yani konuşmaya gerek yok. İnanılmaz bir şey oldu yani. Evet, ki haklı olarak hak eden bir değer yani. Ama tam hala belli olmayan şeyler var abi. Dediğin gibi hani sponsorlar konuşuluyor. Acaba kim ne kadar alacak, yıllık ücreti ne falan filan. Bunlar hakkında bir detay verebilir misin abi bize? Ya şimdi Mesut tabii ki de bir rüyaydı Fenerbahçe taraftarı için. Ya açıkçası hani biz bile hani sonuçta Türkiye'de olan bir takım muhabirleriyiz. Hepimiz adına konuşuyorum. Hani bu tarz isimleri her zaman izlemek zordur. Ancak işte Süper Kupa finali burada oynanır, işte Şampiyonlar Ligi maçları oynanır vesaire bu tarz isimler gelir. Ancak o zaman görürsün bu tarz büyük futbolcuları. Hani şöyle örnek vereyim yani Kolarov mesela. Kolarov bile geldiğinde hani insan bir şey oldu o dönem. Hani önemli bir isim sonuçta. Herkes onu izledi vesaire. Kim Mesut çok daha üst seviye bir isim. Hani tabii Real Madrid işte yaptıkları Werder'de orada burada Arsenal'de yaptıkları ortada. Milli takımda. Hani, ve tabii yani Dünya Kupası almış bir oyuncu ve yani dünyanın konuştuğu bir isim ki keza transferiyle ismi çıkması bile Fenerbahçe'yle bir anda farklı bir şeye yöneltti herkese. Yani bütün dünya kamuoyunu. Açıkçası rüya gerçekleşti hem Fenerbahçe hem Mesut adına. Bizler de hani bu süreci beklerken bayağı zorlandık. İşte çünkü burada da şöyle bir şey var. Tamam Mesut Özil gelecek evet. Ama doğru şeyi yapman lazım senin tarafından da yani muhabir kısmında da işin. Hani uçağın hep ne zaman geliyor öğrenmen gerekiyor. Bunu doğru bir şekilde öğrenip ilk bildiren kurumuna geçip sonradan sosyal medyaya haber vermek gerekiyorsa veriyorsun. Hani bu böyle bir zorlu bir sürecin ardından tabii biz de oradaydık. Gecenin geç saatlerinde karşıladık soğuk bir havada kendisini. Ama tabii o anda o işin şeyle Mesut'un gelme şeyle açıkçası hiçbir şey düşünmüyorsun. Şöyle bir süreç var Mesut. O gün geldiğinden sonra karantina sürecine girdi evde. 24 Ocak pazar günü bitecek karantinası Mesut'un. Bundan sonraki zaten süreçte de pazartesi Fenerbahçe'nin maçı var. Ben önümüzdeki hafta içi sürece göre yani herhangi bir resmi duyurunun olacağını ve bunun imza töreniyle daha alakalı duyuru yapılacağını düşünüyorum. Gel gelin ki işin arka planına tabii birçok sponsor ismi dönüyor. İşte Acun'un olduğu, farklı farklı firmaların olduğu sponsorluklar dönüyor. Açıkçası hani benim burada bu konuda net bir bilgim yok. Hani ne desem yalan olur çünkü birçok belki de sponsor var ve hepsinin ayrı ayrı payı var bu konuda. Tabii imza konusuna gelirsek 3,5 yıllık bir sözleşme imzalayacak prensip anlaşmasına vardı diyoruz. Çünkü Arsenal tarafından bütün her şey %100 tamamlanmış halde değil. Şey konusunda evet bir fesih edilme söz konusu ama tam olarak her şey oturmadığı için o yüzden daha da biraz daha bekleme süreci gerçekleşiyor. Son olarak abi Ali Koç'a dün sordular. Mesut'un gelişinden sonra gelecekler gidecekler belli mi diye. Biz birkaç tane konuştuk ama dün başkan da dedi belli ama dedi isim veremem dedi. Senin böyle ufak bize detay verebileceğin isimler var mı abi konuştuğumuz isimler haricinde? Yani biz bakarsak takım geneline aslında bence çok kolay bir şekilde oyuncuların gönderileceğini sanmıyorum. Çünkü yoğun bir maç temposu var. İşte artık 2 günde bir, 3 günde bir maçlar oynanıyor. Her oyuncunun bir değeri, bir kıymeti var takımda. Hani ki Erol Bulut da bu sakatlıklar vesaire gibi problemler yüzünden aslında hemen hemen 2 maç herhalde üst üste aynı kadroyla çıkamadı. Yani sakatlık oldu, ceza oldu. O yüzden ben kolay kolay herhangi bir isimle yolların ayrılacağını düşünmüyorum. Ancak yani başkanın söylediği aslında burada hani teklif olması, teklif durumunda gidebilecek oyunculardandı. Abi programımız bitti. Bizimle olduğun için çok teşekkür ederiz sana.
Ben teşekkür ederim. Ne demek? Her zaman her daim konuşmak. Yani konuşuruz, hiç problem değil. Ben böyle seviyorum. Hiç sıkıntı yok. Teşekkürler abi, eksik olma.